Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ARCHICAD programında eskiz render almayı öğreneceğiz. Ben önümüzdeki birkaç ders boyunca render videoları çekmek istiyorum. Ve en kolayı eskiz render olduğu için bundan başlamak istedim. ARCHICAD'de render almadan önce 3 boyutta renderini almak istediğiniz görünüşü ayarlamanız gerekiyor. İsterseniz bu görünüşleri kaydedebiliyorsunuz. Bunu zaten öğrenmiştik. Buradaki Explore özelliğinden de faydalanarak bakış açınızı ayarlayabilirsiniz. Boşluk tuşuyla yükselip C'ye basarak alçalabilirsiniz. Bu şekilde görünüşlerinizi ayarlayabilirsiniz. Mesela ben ekranımda böyle bir açı belirliyorum. Ekranınızda görüntülemek istemediğiniz detaylar varsa bunların yerini kapatabilirsiniz. Ve görünüşlerinizdeki gölge ayarını yapmak istiyorsanız View menüsünden 3 boyut projeksiyon ayarlarına gidebilirsiniz. Buradan mekanınıza gelen ışığı ayarlayabilirsiniz. Mesela şu an benim mekanım çok karanlık. Buraya biraz ışık girmesini istiyorum. Bunun ayarlarını buradan Custom seçeneği ile kendiniz belirleyebilirsiniz. Veya bir yandaki seçenekle isterseniz buradaki tarihi de ayarlayabilirsiniz. Buradaki ön izlemedeki güneşe basılı tutup bunu hareket ettirerek güneşin yönünü ve açısını değiştirebilirsiniz. Mesela bunu böyle bir açıya getirip OK'ye basarak menüden çıkıyorum. Bu işlemi istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. İsterseniz buradan yapınıza gelen güneşin açısıyla bunun yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Ekranınızda gölgeleri görüntüleyemiyorsanız yine aynı menüden 3 boyut stillere gelerek gölgeleri aktif hale getirebilirsiniz. Buradaki güneş gölgesi seçeneğini aktif hale getirerek ekranınızdaki gölgeleri görüntüleyebilirsiniz. Ekranınızdaki herhangi bir görüntünün renderini almak için Document menüsünden Photo Render Projection demeniz gerekiyor. Ama öncesinde bunun altındaki Photo Render ayarlarından renderinizin ayarlarını yapmanız gerekiyor. Mesela biz şu an eskiz render alacağız. Bu yüzden öncelikle buradaki motoru CineRender'dan eskiz renderine getiriyorum. Bunun üstündeki sahne seçeneğinden isterseniz ARCHICAD'in kendi içinde hazır olarak getirdiği sahneleri de kullanabilirsiniz. Mesela burada sketch sahnelerinin içinden herhangi bir sahne seçip buradaki ayarları renderinize atayabilirsiniz. Bunları isterseniz buradan deneyerek kendiniz de görebilirsiniz. İsterseniz hazır sahne ayarlarında değişiklik de yapabilirsiniz. Ama ben şu an için kendi ayarlarımı kullanacağım burada. İlk olarak bu alt tarafta çizgi stili bulunuyor. Buradan benim kullanmayı tercih ettiğim stil Pen Cut. Diğer seçeneklere oranla daha düzgün çizgiler elde edebiliyorsunuz. Bu alttan çizgi rengini değiştirebilirsiniz. Buradaki ikinci seçenek aktif haldeyken elemanlarınız kendi kalem renklerinde gelir. Bunu buradan istediğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Bu alttan 3 boyut vektörel hatching, gölgeler ve transparanlığı aktif hale getirip bunları kapatabilirsiniz. Buradaki vektörel hatching elemanlarınızın üzerindeki desenler oluyor. Mesela buradaki ahşabın deseni veya tuğla bir duvarınız varsa bunun deseni vektörel hatching'de gözüküyor. Bunu buradan aktif hale getirip kapatabilirsiniz. Ben genelde bunları tek tek ekliyorum ve bu şekilde render alıyorum. Daha sonra aldığım bu renderleri Photoshop üzerinde birleştiriyorum. Şu an burada bir değişiklik yapmıyorum. Bunun altındaki değerleri sıfıra getiriyorum. Eskiz çizgisi ayarlarında çizginin kalınlığını 50'ye, diğer ayarları sıfıra getiriyorum. Hatch çizgisini 30 yapıyorum. Yine buradaki diğer ayarları 0 yapıyorum. Buradaki aktif olan seçeneği pasif hale getiriyorum. Temel olarak render'ı daha bozuk bir eskiz gibi gösteren ayarların hepsini 0'a getiriyorum. Çünkü ben eskiz render'larının da mümkün olduğunca gerçeğe yakın çıkmasını istiyorum. Bu yüzden de bu ayarları bu şekilde yapıyorum. Siz elde etmek istediğiniz etkiye bağlı olarak buradaki ayarları değiştirebilirsiniz. Ama ben biraz daha temiz eskizler almayı istiyorum. Gölge çizgisinin kalınlığı 40. Diğer ayarlar 0. Ve buradan arka plan rengini değiştirebiliyorsunuz. Kalem renginiz siyahsa arka planı beyaza ayarlayabilirsiniz. Veya tam tersini yapabilirsiniz. Bu menüde bir yandaki seçenekle de alacağınız renderin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Eskiz renderi alırken burada boyutu büyük tutmanız çok önemli. Çünkü buradaki boyutu küçük olarak ayarlarsanız renderleriniz çok kötü görünecektir. Mesela şu an
Gölge seçeneğini kapatıp render almayı deneyeceğim. Bunu kapatmamın sebebi burada render alma işlemini uzatan seçeneğin gölge seçeneği olması. Şimdi burada boyutlarım bu kadar küçükken render alacağım. Ayrıca eskiz renderında buradaki ön izleme de düzgün çalışmıyor. Bunu kullanmanızın hiçbir etkisi olmuyor. Bu şekilde render aldığımda görüldüğü gibi yaptığım ayarlarla böyle bir render elde ediyorum. Bunun sebebi buradaki boyutların küçük olması. Öncelikle buradan çözünürlüğümü 150'ye getiriyorum. Ve render alırken genelde sayfa boyutunu algılayabilmek için buradan milimetreyi kullanıyorum. Ama eskiz render alırken bunu piksele getiriyorum. Ve genişliği 4000 ayarlıyorum. Zaten buradaki boyutlar birbirine bağlı olduğu için buradan birini değiştirmem diğerini de etkiliyor. Bu yüzden buradaki kilidi aktif halde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bazen buradaki bir kenarı 7000, 6000'e kadar çıkarabiliyorum. Şimdi bu şekilde sadece buradaki boyutları büyüterek render almaya bastığımda eskizim bu şekilde görünüyor. İlk başta almış olduğum render'ı kapatıp bunu siliyorum. Bu şekilde eskiz render'ı alırken buradan gölge seçeneğini kapatıp eskiz çizgilerinizin ve head çizgilerinizin kalınlıklarını ve bunların görünüş şekillerini buradaki ayarlardan değiştirebilirsiniz. Mesela bunlar gözünüze çok kalın geliyorsa buradaki kalınlık seçeneğindeki değeri düşürebilirsiniz veya çok ince ise bunu artırabilirsiniz. İstediğiniz etkiye ulaştığınızda ise buradaki gölge seçeneğini aktif hale getirip tekrar render alabilirsiniz. Bu şekilde mekanınızdaki ışığın etkisini de görebilirsiniz. Gölge seçeneği aktifken buradaki renderin alınması biraz uzun sürüyor. O yüzden videoyu burada hızlandıracağım. Şimdi burada hiç gölge çıkmamış durumda. Bunun sebebi buradaki gölge çizgisi ayarlarının altındaki darkness seçeneğinin 0 ayarlanmış olması. Bunu 20 yapıp tekrar render aldığımdaysa bu görüntü tamamen karanlık çıkacak. Bu şekilde render aldığımda buradaki kapı ve pencerelerimin güneş geçirgenliği olmuyor. Dolayısıyla iç mekanı tamamen karanlık görüyorum. Sadece burada kapının açık olduğu alandan güneş içeriye giriyor. Yani buradaki kapı ve pencerelerim duvar gibi çalışıyor. Bunun sebebi de buradaki kapı ve pencere ayarlarından kaynaklanıyor. Mesela buradaki kapımı seçip ayarlarına gittiğimde burada model ayarlarının altında gölge diye bir seçenek bulunuyor. Bunun yanındaki tiki kaldırırsanız bu sorunu çözebilirsiniz. Şimdi bu işlemi modelimdeki tüm kapılara uygulamak için araç menüsünden kapı aracını aktif hale getiriyorum. Ve klavyemden Command A tuşlarına basıyorum. Windows bilgisayarlarda Ctrl A kısa yollarını kullanabilirsiniz. Ve buradan gölge seçeneğinin yanındaki tiki kaldırıyorum. Aynı işlemi buradaki pencere elemanlarım için de uygulamam gerekiyor. Yani pencere aracını seçip Command A tuşlarına basarak yine bunun ayarından gölge seçeneğini kapatıyorum. Şimdi bu şekilde son bir render alacağım. Yine bu işlem biraz uzun süreceği için videoyu burada hızlandıracağım. Bu şekilde görüldüğü gibi 3 boyutta burada ekranımda görüntülediğim gölgelerin renderı da aynı şekilde çıkıyor. Bu arada biz renderlerimizi ekranımızdaki görüntüleri kaydetmeden aldık. Yani daha sonra ben modem üzerinde değişiklik yaptıkça buradaki aynı açıyı ve aynı ayarları yakalayamayabilirim. Bu yüzden proje haritasına gidip perspektife sağ tıklayarak ekranınızda hazırlamış olduğunuz bu açıyı kaydedebilirsiniz. Ve bunu bu şekilde kaydederseniz sadece buradaki açıyı değil, aynı zamanda render ayarlarını da kaydetmiş oluyorsunuz. Yani tekrar daha sonra projeniz üzerinde çalışmaya devam ettikçe buna çift tıklayarak istediğiniz zaman aynı ayarları aktif hale getirebilirsiniz. Burada almış olduğunuz renderleri kaydetmek için de File, Save As'a giderek bilgisayarınızda render'ı kaydetmek için herhangi bir yer seçip bu alttan formatını ayarlayarak bunu kaydedebilirsiniz. İmajlarınız büyük boyuttaysa buradan TIFF olarak kaydetmeyi seçebilirsiniz. Çünkü bu şekilde eğer bunları daha sonra Photoshop'a atacaksanız TIFF olarak kaydettiğinizde Photoshop'ta daha kolay çalışıyorsunuz. Ama isterseniz JPEG olarak da kaydedebilirsiniz. Buradan JPEG'in kalitesini veya rengini ayarlayabilirsiniz. Son kez tekrarlayacak olursak dediğim gibi eskiz renderi alırken ilk olarak buradaki güneş gölgesi seçeneğini kapatmanızı öneririm.
Bu şekilde buradaki çizgilerin kalınlıklarını ve görünüş şekillerini almak istediğiniz etkiye göre değiştirebilirsiniz. Sonuçtan memnun olduğunuzdaysa son bir kez buradaki gölge seçeneğini aktif hale getirip render alabilirsiniz. Eğer iç mekanda bendeki gibi kapı ve pencereleriniz gölge geçirmiyorsa bunların ayarlarına giderek bu sorunu düzeltebilirsiniz. Bu dersimizde eskiz renderi almayı öğrendik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.